devam ediyor. Allah. Sayın seyirciler, Magazin'in adlı programına hoş geldiniz. Bugün yine bomba gibi konularla karşınızdayız. Baba, haftaya Elten Sprechtag var. Öğretmen mutlaka gelsinler dedi. Yavrum, daha geçen gitmedik mi? Yine mi gideceğiz? Baba, en son Elten Sprechtag 6 ay önceydi. Ona da gelmemiştiniz zaten. Ha, tamam kızım, bakarız. Flash, flash, flash. Yemekteyiz programında. Hangi misafir ev sahibine tokat attı? Az sonra. Şey baba. Yavrum dur. Flash, flash, flash. Mahsun Kırmızı Çiçek çocukluğuyla alakalı bilinmeyenleri anlattı. Biz küçükken çok fakirdik. Bir ara oturduğumuz evi yedik. Az sonra. Baba. Yavrum dur. Flash, flash, flash. Sibel Kağan 2 ayda nasıl 9 kilo verdi? Bilim adamları konuyla ilgili ne dedi? Az Allah sonra. Allah. Hah, şimdi söyle, ne var? Okula kitap almamız lazım. Geçen söylemiştim. Artık alsak diyorum. Tamam kızım, alırız, hallederiz. Bu muydu sıkıntı? Alırız. Magazin haberleriyle arama giren bu muydu yavrum? Ya baba. Öğretmen ödev verdi de. Almanya'nın mı nüfusu daha çok yoksa Fransa'nın mı? Bilemeyeceğim kızım. Peki hangi ülke daha büyük? Almanya galiba. Vallahi ikisi de büyük yani. Bayağı büyük ikisi de. Peki hangi ülkede daha çok yabancı yaşıyor? Bak, onu bir yerde duymuştum yavrum. Ama unuttum. Neyse. Kızım çalış, aferin çalış. Çalış, adam ol. Bilemediğinde bir şey olursa bana sor, çekinme. Bak, bizim soracak kimsemiz yoktu, okuyamadık. Ama senin aslan gibi baban var. Aslan gibi. Çalış, bana da sor, adam ol. Bizim soracak kimsemiz yoktu, okuyamadık. Ama sen, soracak insanların var, ben varım, değil mi? Çalış, adam ol. İşsiz güçsüz oturursun yoksa, oturursun. Bir de abinin durumuna bak. Haylaz herif, haftanın 2 günü antrenman, 1 günü maç. Hani bir işe falan yarasa, para mara getirse. Heh, abin an, hatta anla. Şöyle bir aklından geçirir gibi yap, sinirlerini hazırla. Selam papa. Ne dedin sen? Selam papa dedim. Ne papası lan? Ne papası? Vatikan'da mıyız? Ben Anadolulardan Almanya'ya oğlum bana papa desin diye mi geldim? Kedi babası mıyım lan ben? Ne demem lazım? Yavrucuğum, bizim Türkçemiz ne kadar kibar bir dil. Bak. Buba, buba, buba. Değil mi yavrucuğum? Buba diyeceksin. Papa da neymiş? Ben kızım rahmetli babama hep buba derdim. Hiç unutmam, babamla birlikte. Onu bırak da neredesin sen kaç saattir? İş aradım baba. Yok yahu. Nerede aradın işi? Jugend'in sentrumunda mı? Yok baba, vallahi inanmıyorsun, ara Savaş'ı sor, beraber ara. Allah Allah, Savaş'a soracakmışım. Savaş senden pek mi iyi sanki? Bozacı'nın şahidi Şıracı. Baba, Boza ne? Boza yavrucuğum, sırası mı şimdi be? Merak ettim de. Nerede aradın iş? Çevredeki firmaları gezdim baba. Buldun mu bari? Hayır, bulamadım. Bulamazsın tabii. Aradın neyi buldun ki sen şimdiye kadar? Ne işe yararsın ki sen? Oku oğlum okumaz. Meslek yap oğlum, meslek bulmaz. Çalış oğlum, iş bulamaz. Anca baba parası yesen. Hangi şartlarda kazanılıyor para biliyor musun? Her tarafımızdan ter akıyor, ter. İyi de baba, sen çalışmıyorsun ki. Yavrum, eskiden çalıştım ya. Samimi olacaksın bir kere yaptığın işte. Ben iş bulacağım diyeceksin ve bulacaksın. Okumandan da iyice ümidi kestim zaten. Senin gibi haylaz bir herif kim, okumak kim? Halbuki ne de isterdim okumanı, şöyle iyi bir şeyler olmanı. Ne bileyim, avukat, mühendis, doktor. Ya doktor ne güzel bir şey ya. Doktor ne iş yapar? Bütün gün Doktorlar dizisini izlemedin mi sen? Böyle geziyorlar bütün gün hastanede. O anaforlardan bir ses geliyor arada. Doktor Metin Sütçü, lütfen ameliyathaneye. Ya ben gelmezsem olmuyor değil mi diyecektin. Bir havan, bir ağırlığın olacaktı. Sadece senin mi, benim de havam olacaktı. Kahvede, okeyde Rıza emmi diyecektim. Sen şimdi Rıza emmi ol, Rıza emmi diyecektim. Belinin ağrısı geçmediyse benim oğlana bir göster diyecektim. Havamı atacaktım ya. Sadece ben mi, anan da isterdi okumanı. O da isterdi. Kızım nerede anan? Mutfakta baba, çağırayım mı? Gerek yok. Ben ona seslenirim, gelir. Sizler bilmezsiniz. Almanyalarda doğdunuz. Ama bizler Anadolu insanıyız.
Kadın erkeğinin sözünden çıkmaz. Çıkamaz ya. Böyle bir şey mümkün değil. Olay nedir? Ben sevdiğime gel dediğim vakit dağlar aşıp gelir. Git dediğim vakitte arkasına bakmadan, kaşlarını çatmadan gider. Bakın şimdi. Neriman hemen buraya gel. Neriman buraya gel. Karıcığım işin yoksa bakar mısın canım? Ne var be Hamdi? Neriman Neriman. Adımı mı ezberliyorsun? Tamam canım bağırma. Ne bağırıyorsun ki? Çocuklara bizden bahsediyorum da sen de gel derim Neriman. Neyimiz var da neden bahsediyorsun çocuklara? Aşkımızdan bahsediyorum Neriman. Ha aşkımızdan tabii. Çocuklara bağırman içeriden duyuluyordu. Bir arada Anadolu'dan dağlardan falan bahsettin ama onu pek anlayamadım. Allah'tan anlamamış. Efendim? Efendim canım. Asıl ben efendim. Ben de efendim. Efendiler kovalasın seni Hamdi, efendiler. Kovalasın Neriman, uygun görüyorsan kovalayabilirler efendiler. Neyse, anlat bakayım. Niye bağırıyordun az önce? Ne zaman? E ben mutfaktayken. Sen de mutfakta yemek mi yapıyorsun, bizi mi dinliyorsun be kadın? Sahin Nerimancığım, ne yemeği yaptın? Zıkkımın kökünü yaptım. Ana, pek bir severim. Bizim evde son günlerde başka bir şey pişmiyor zaten Neriman. Etli mi, etsiz mi? Sen eve doğru dürüst para getirme. Alışveriş için para verme. Sonra sahine yemeği yaptın sen. Öyle deme ama Neriman. Sen Türk kadını değil misin? Türk kadınıyım. Bir Türk kadını iki domates, bir salatalıktan İskender kebap bile yapabilmesi lazım ya. Allah Allah. Nasıl olacak o iş? Canım onu da sen düşün. Her şeyi ben bileceğim. Bıktım senden Hamdi. Bıktım. Niye sustuk? Bu kadar yeter yavrucuğum. Ne yeter baba? Yavrucuğum oyunun tamamını burada oynarsak olmaz. Seyircilerimiz de gelip bizi izlemezler. Burada keselim ki seyirciler de gelsinler, bizi izlesinler canlı canlı daha hoş olur. Değil mi oğlum? Aa ya. Bravo. Şöyle yanınıza doğru gelelim. Evet efendim bakalım. Yarım Elma Tiyatro Grubu. Şöyle tekrar el sıkışalım. Hoş geldiniz. Çok başarılı, çok güzel bir oyun. Toplumsal gerçeklerimizi anlatıyorsunuz ama izleyicilerimiz de sizi tanıştıralım şöyle. Murat İşboğa. Evet, Sedef İşboğa. Kardeşsiniz siz aynı zamanda böyle. Hatice Sünün, Bünyamin Özcan. Tabii ki aile geniş. Bugün sadece 4 arkadaşımız burada. Evet. Öncelikle tanıyalım sizi. Neler yapıyorsunuz? Tiyatronun içinde nasıl oldunuz? Kiminle başlayalım? Sedef'le başlayalım. Başlayalım. 2005 yılında abim grubu kurmaya karar verdi. Yarım Elma ismi olarak. Ben de zaten tiyatroya hevesli olduğum için katılırım dedim, oynarım dedim. İşte ben de 3-4 senedir oynuyorum. 3-4 senedir oynuyorsun. Gerçekten çok başarılısın. Teşekkür Peki, ederim. Peki Hatice'ye dönelim. Hatice kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Ne kadar zamandır grubun içerisinde? Aynen, ilk başından beri. En eskilerimiz ikisi. Evet. En eskileri. Evet. Yani onlarla başladık, onlara güvenerek yola çıktık diyebiliriz. Peki ailenin sana bu konuda bir teşviği oldu mu? Yo, hepsi çok memnunlar. Gelip izliyorlar oyunlarımızı. Şu anda da televizyon karşısında. İzliyorlar mı? Evet. En büyük destekçilerimizden annesi. Selam söyleyelim annesi o zaman onlara. Ekranları başından izliyorsa. Tabii ailelerin de olayın içinde olması çok güzel. Evet, Bünyamin'i tanıyalım. Benim de yaşım 22. Ben de işte direkt en baştan değil de 1-2 oyun oynadıktan sonra işte 2 sene geçiyor işte katıldım. Hı hı. İşte benim eniştem olur kendisi. Tam aile grubumuz. Korkuyordum öyle yani akraba tiyatrosu gibi zannetmesinler. Yani biz aslında 11 kişiyiz. Ama işte kayınço olur. Kayınço evet. Olur. Peki başladıktan sonra mesela hayatında neler değişti böyle? Daha pozitif bakmaya başladın mı? Böyle bu provalar mutlaka ki yorucu da geçiyordur ama neler oldu hayatında? Neler değişti? Yani insana güvenç geliyor bir kere. Kendine güveniyor. Hı hı. Açık açık mesela yani burada sahnede kaç yüz kişinin karşısına çıkıyorsun. Sonra yani daha kolay oluyor bizim için. Hayat ortamda. Daha kolaylaştı evet, yani, diyorsun. Evet. İnsanlarla konuşması daha kolay oluyor insanın. Yani, işte evet. Yani oyunlarımızda 250 kişinin önüne çıktıkları için bir özgüven tabii evet. Tazelemiş oluyor. Arkadaşlarımız tabii biz de. Evet, detaylarını Murat İşboğa ile konuşmaya devam edeceğiz. Size çok çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz.